Ondan başlayalım isterseniz, hı hı. E, bir karma komisyon kurulmasına karar vermiş ya da hı hı. E, hazırlık komisyonu pardon kurulmasına evet. karar vermiş. Bu nedir bu hazırlık komisyonu? Yani adalet ve... E, anayasa komisyonu anayasa üyelerinden ve... bir araya geliyor. E, dokunulmazlık dosyaları ile ilgili daha önce de e, diğer bazı milletvekillerine de benzer e, dokunulmazlığının ile ilgili de bir araya gelmişti yine bu komisyon. Biz o zaman da aslında aynı tepkimizi göstermiştik. Ee, öncelikle şunu ifade edeyim Zeynel Bey. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını teklif eden zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Biz dokunulmazlığın kürsü dokunulmazlığıyla sınırlı olması gerektiğini ve e, yani bakıyorsunuz adam cinayette adı geçiyor, adam öldürmeden adı geçiyor, dokunulmazlık zırhına bürünüyor. İhaleye fesat karıştırıyor, dokunulmazlık zırhına bürünüyor. Biz dedik ki dokunulmazlığın amacı özellikle muhalefet partilerinin fikirlerini, düşüncelerini, muhalefet etme yeteneğini daha iyi kullanabilmesi için verilmiş bir yetki. Siz bunu farklı amaçla kullanamazsınız. O nedenle kürsü dokunulmazlığı olmak koşuluyla dokunulmazlığın herkes için kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. Bugün de aynı noktadayız. Ancak maalesef iktidar partisi her şeyde olduğu gibi e, bu olayda da kendi anladığı ve kendi istediği bir dokunulmazlık tanımı yapıyor ve onun üzerinden hareket ediyor. Bakın şu an mecliste 1760 fezleke bekliyor. Bu fezlekeler içerisinde polisi hakaret eden milletvekili var. Dolandırıcılık ve sahtecilik var. Herkes... E, Adam öldürmeye teşebbüs daha bakın hatırlarsanız daha geçen hafta mecliste bir milletvekili yumruklandı. Evet. Ve ölüm döşeğinden, yoğun bakımdan evet. döndü. Evet. Özür dahi dilenmeyen bir süreç. Şimdi o 1760 fezleke içerisinden iki milletvekilinin cımbızlanmış şekilde fezlekesi seçiliyor. Ve dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor. Ne? Hakaret suçu. Yani şu an zaten özellikle Ali Mahir başarır milletvekilimizin. Yargılansa para cezasıyla aklanacak bir suç. Ama öyle bir hava yaratıyorlar ki adeta muhalefeti susturma adı altında böyle bir eylem içerisindeler. Ama zannetmesinler ki hepimizin dokunulmazlığını kaldırsınlar. Başta Sayın Genel Başkanımız... Kemal benim... Kılıçdaroğlu hakkında 39 dokunulmazlık Aynen öyle. Biz dosyası zaten, varmış galiba. Biz zaten o dokunulmazlık zırhının arkasına bürünmüyoruz. Biz yine muhalefetimizi her koşulda yapıyoruz. Bizleri neyle tehdit ederlerse etsinler. İşte bugün Özgür Bey'in açıklamasını az önce verdiniz. Ya bu ülkede başkentin göbeğinde bir siyasi partinin yöneticisi katledildi. Hı hı. Ve İçişleri Bakanının tek bir açıklaması yok. Sa Sayın Genel Başkanımız şunu söylediğinde hatırlıyor musunuz? CHP bizi Avrupa'ya şikayet etti diye. Bu ülkede kimsenin can ve mal güvenliği yok demişti. Yani. Ya bakın sokak ortasında biri öldürülüyor. Siyasi bir kimliği var ve bu ülkenin İçişleri Bakanı'ndan tek bir açıklama yok. Dolayısıyla hiçbirimizin can güvenliği yok, hiçbirimizin e, hapse atılmama garantisi yok söylemlerimizden ve muhalefet etmemizden dolayı ama bunlarla bizi yıldıramazlar. Biz gerçekleri söylemeye, vatandaşı doğru bilgilendirmeye ve siyasette var olma sebebimizi her ortamda korumaya devam edeceğiz. Sizin itirazınız tabii böyle cımbızla çekilmiş... Bir iyi Parti'den, bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden birer milletvekili hakkında e, o dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde görüşülme yapılması. Hı hı. Onun dışında herkesin dokunulmazlığı kaldırılsın, hiç herhangi bir sorun Zeynep yok. Zeynep, bir de ama 4-5 ay kaldı meclisin. Aynen öyle. Kimse yargılanamaz değil. Herkes yargılanabilir. Bir suçu varsa, bir cezası varsa e, herkes yargılanmalı. Ama bunun bir uygulama, yani bir teamulleri vardır. Bugüne kadar mecliste bu tür fezlekeler olduğunda genelde meclisin dediğiniz gibi 4-5 ay gibi bir süre kaldı. O 4-5 ay süresi beklenir. Milletvekilliği bittiğinde zaten gidip mahkemelerde herkes hesap verir. Mahkeme e, tabii ne kadar bağımsız bir yargı kaldıysa o umutla gider hesabını mahkemede verir ve yargılanır. Ve bir tek terör olaylarında bu istisna. Hani terörle iltisakı varsa bu bir an önce işlem yapılır. Ama onun dışında bugüne kadar gelen teamül seçimlerin bitmesi beklenir ve bittikten sonra dokunulmazlı tekrar milletvekili seçilmezse düştüğünde gerekli yargı süreci başlar. Ancak bunlar ne teamül tanıyorlar, ne ahlak ve etik değerler tanıyorlar, ne siyasi bir nezaket içerisindeler. Sonra da çıkıp bizi bir de üstüne üstük yani hem suçlu hem güçlü derler ya bir de üstüne üstlük çıkıp bizi siyasi nezaketsizlikle suçluyorlar. Hı hı. Şimdi sizin elinizde önemli bir dosya var. Onu mutlaka konuşacağız. İzleyicilerimize bir bir kez daha hatırlatayım. Bugün de basın toplantısını yaptınız ama bu önemli son dakikaların gölgesinde kaldı. Afet afet ve acil durum yönetimi başkanlığının hı hı. bir şekilde ona yönelik ya yapılan yardımların, ödeneklerin hı hı. işte mali desteklerin hepsinin bir şekilde e, Erdoğan tarafından e, örtülü ödenek, ikinci bir örtülü ödenek olarak kullanıldığına yönelik çok önemli e, belge ve bilgileriniz var. Onu konuşacağız. Bugün iki önemli duruşma vardı. Hı hı. E, o önemli duruşmalarla ilgili de sizin e, görüşlerinizi almak isterim. Türk Tabipleri Birliği Başkanı e, Financı ile ilgili hı hı. Şebnem Korur Fincancı ve aynı zamanda Canan Kaftancıoğlu'nda e, ile ilgili hani e, Fahrettin Altuna'nın açtığı bir davaydı. İstanbul Üsküdar'daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma e, oldu olduğu yönündeki açıklamaları nedeniyle kaldı ki usule aykırı olduğu da anlaşıldı, yıkıldı e, keza öyle. E, o, o iki hani dediniz ya bazen e, yargıya ne kadar güvenebilirsek diye. Hı. Bu önemli e, kararlar aslında belki de yargıya bazen güvenilmesi gerektiği yönünde de insanın e, gö görüşlerini e, değiştiriyor. Ne diyorsunuz? Şöyle e, öncelikle şunu ifade edeyim. İktidar her fırsatta yargıyı bir sopa olarak kullanma Hı. Fikrinde ısrarcı. Şüphesiz biz yargının bağımsız olmadığını söylerken gerçekten hukuktan talimat alarak yani e, hukukun kendine verdiği yetkiyle hareket eden e, hukukçuları bir tarafa bırakıyoruz. Ama bir kesim de saraydan aldığı talimatla hareket ediliyor ediyor. E, zaten Canan Hanım'ın bu davası ile ilgili baştan açılması zaten akıl ve mantığa dediğiniz gibi yıkılma kararı alındı. Evet. Şüphesiz biz her zaman yargının bağımsızlığının inancımızı koruyoruz ama Zeynel Bey öyle akıl ve mantık dışı gerekçelerle dava açıyorlar ki ne kadar yandaş bile olsa o kararı verecek olan yani talimatı saraydan bile alacak kişi bile olsa artık kılıfına bile uyduramıyorlar. Yani o kadar akıl ve mantık dışı davalar açılıyor. Bu olayda da bariz bir şekilde bir pergoleci... E, Cumhurbaşkanı danışmanı o zamandan sonra böyle kalmış evet. ismi. Evet. Böyle bir dava. Pervova davası. Ama biz şuna hep inanıyoruz. Yani gerçeklerin er ya da geç çıkma gibi bir huyu var. Burada da gerçekler bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama e, yargı yıprandığıyla, ülkenin gündemi anlamsız yere meşgul olduğuyla bu ülkenin çok daha önemli sorunları var. Bu ülkede yoksulluk sorunu var, açlık sorunu var okula beslenme götüremeyen çocukların sorunları var. Gelecek kaygısı taşıyan gençlerin sorunu var. Bulunamayan ilaçların sorunu var. Yani bu kadar önemli gündemimiz varken başka yargıyı siyasetin bir demokrasinin kılıcı gibi bir baskı, bir tehdit unsuru olarak kendi gibi düşünmeyenleri dizayn etme aracı. Bakın Türk Tabipler Birliği bugün Şebnem Hanım'ın da davası vardı. Türk Tabipler Birliği bugüne kadar AKP iktidarının en büyük belalısı oldu. Neden? Çünkü gerçekleri söylemekten hiçbir zaman çekinmedi. Özellikle pandemi sürecinde bütün bilimsel verileri, iktidarın açıkladığı verileri bilimsel gerekçelerle doğrulayarak aslında gerçek olmadığını, halkı yanılttığını açıkladılar. Dolayısıyla da iktidar biliyorsunuz kendini eleştiren, kendi gibi düşünmeyen, kendini destek olmayan hiç kimseyi sevmiyor. Ve yargı aracılığıyla dizayn etmeye çalışıyor. Bu sivil toplum kuruluşlarını da böyle, siyasi partileri de yargı aracılığıyla dizayn etmeye çalışıyor ama ne yaparsa yapsın amacına ulaşamayacak ve iktidar ilk seçimle birlikte yapılacak seçimle birlikte tarihin o karanlık çöplüğüne Yerini alacak. E, tabii bugün Haftancıoğlu e, ile ilgili beraat kararı veren mahkeme yine iktidarın baskısıyla bundan birkaç ay önce 7 yıl önceki attığı bir tweet'ini ortaya çıkartarak ve onu yargılayarak eee siyasi, siyasi yasaklı, yasaklı hale gelmesine neden olmuştu. Dolayısıyla söylediğiniz şey e, yargıyı bir sopa olarak e, kullanmakta e, bazen bazen de çoğu zaman işte sürekli olarak kullanan iktidar o türlü kararlar aldırtabiliyor. Bugünkü beraat kararı ama yine de insanı düşündürüyor. Çünkü ilginç bir şekilde, gerçi hiçbir şekilde bir suç bulamazdı ama kamu görevlisine hakaret olarak bunu Fahrettin Altun getirdi, şikayet etti. E, Kaftancıoğlu'nun attığı bir tweet var, onu da sevgili yönetmenim Kutay gösterirse iyi olur. E, en azından davayı nasıl e, gördüğünü göstermesi açısından hı hı. ilginç Kaftancıoğlu'nun o tweeti diyor ki, bir pergolacı bir pergolacıya gel beraber bir pergola yapalım sonra da yıkalım demiş tekerleme bu kadar. Aynen öyle maalesef evet. ee, Sayın Genel Başkanımızın her fırsatta söylediği bir şey var Zeynel Bey kışlaya camiye yargıya siyaset sokmayın bakın bu bozduğunuz kantar gül gelir sizi de sartar. Ee, biz her fırsatta yargının bağımsız olması gerektiğini. Hakimlerin, savcıların cübbelerinin önünü iliklememesi gerektiğini, ordunun bu ülkenin 85 milyonun ordusu olduğunu, camilerin bu ülkenin 85 milyonuna ait yerler olduğunu ve buralara siyaset sokulmaması gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Bakın bunun bedelini 15 Temmuz'da çok ağır ödedik. 200'den fazla vatandaşımız şehit oldu. Ee, ülkenin bütün kurumlarının nasıl çürüdüğünü, nasıl birilerinin birilerinden talimat alarak hareket ettiğini hep birlikte çok acı bir tecrübeyle gördük. Ama maalesef bu iktidarın yaşananlardan ders almama gibi bir huyu var. Dolayısıyla biz yine tarihi sorumluluğumuzu yerine getirelim ve tekrar edelim. Camiye, kışlaya, yargıya lütfen siyaseti sokmaktan vazgeçsinler. Güçlü yargı, siyaset sokulmaması derken tabii dün e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı da hatırlatmakta fayda var. E, Partili Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir Milli Savunma Bakanlığı toplantısında üniformalarıyla komutanlar oradalar. E, Cumhurbaşkanı e, olağanüstü bir şekilde e, ana muhalefet liderine tepki gösteriyor, eleştiriyor, Hı -hı. hatta hakaret ediyor. Hakaret ediyor, ediyor evet. Hat hakaret ediyor. Ve üniformalı komutanlar da bunu alkışlıyorlar. Hı hı. Kılıçdaroğlu dün bunun tepkisini gösterdi. Ee, dedi ki işte küfürü alkışlayan kurmay askerler devletin çürüdüğünün göstergesi oldu. Siyaset askerin işi değildir. Çıkarsınlar üniformalarını girsinler Aynen. siyasete dedi. Aynen öyle. İşte sizin dediğiniz gibi belki de Kılıçdaroğlu dediği gibi o çürümüşlüğün bir tezahürü. Hem kışlada hem yargıda işte iktidarın hı hı. söylediklerini dile getirme olayı. Ne diyorsunuz? Bu tabii tek adam rejiminin getirdiği bir durum herhalde. Hı hı. E tabii şimdi orada konuşan tarafsız bir cumhurbaşkanı değil, bizzat bir siyasi partinin genel başkanı. Hı hı. Ve başka bir siyasi partinin genel başkanına eleştiri ve hatta hakaret boyutunda ifadelerde bulunuyor. Oradaki... Ee, askerlerin bunun alkışlamaması gerekirdi. Ama maalesef son derece üzüntü verici bir görüntü. Ee, yani hep söylüyoruz eğer gerçekten bir siyaset yapma gibi bir düşünceleri varsa üniformalarını çıkartacaklar. İlk AKP ilçe başkanlığına gidip üye olup istediği gibi alkışlayabilir, istediği gibi muhalefeti eleştirilebilirler. Ama bulundukları makamlar sorumluluk makamıdır, ee, 85 milyonun ortak değeridir. Dolayısıyla o makamları bu şekilde e, değersizleştirmeye, bu şekilde kendi kişisel ikballerinin bir parçası haline getirmeye hiçbirinin hakkı yok. Az önce de ifade ettim. Çünkü bunun bedelini bu ülke çok ağır ödedi. E, ve karşımızda vesayeti kaldıracağım diyen bir iktidar bugün kendisi vesayet oluşturan bir konuma gelmiş durumda. E, tabi üzüntü verici ülkenin demokrasisi açısından kurumların çürümesi anlamında son derece üzüntü verici çünkü iktidarlar gelip geçici bu biz bunu sadece şu anki mevcut Cumhurbaşkanı ya da AKP Genel Başkanı için değil kim olursa olsun iktidarda yargı mensuplarının cübbelerini iliklememeleri gerektiğini ve ordunun da bağımsız tarafsız olması gerektiğini her fırsatta vurguluyoruz ve vurgulamaya da bunun mücadelesini vermeye de devam edeceğiz. Evet, belki o çürümüşlüğün bir başka tezahürü sizin bugün yaptığınız basın toplantısıyla ortaya çıktı. Ee, bunu e, hani diğer gündemin gölgesinde kalmaması e, gerektiğini düşündüğüm için sizin bize ayrıntılı bir şekilde anlatmanızı istiyorum. Çünkü afet hı hı. ve acil durum yönetimi başkanlığı önemli. Hı hı. Her e, doğal felaketlerde e, mutlaka o vardır. E, her türlü 2018 yılına kadar usulsüzlük üstüne usulsüzlük belirlediğinizi söylediniz. Ancak bu tarihten sonra da sihirli bir değneğin devreye girdiğini, hani durumun e, pirupak hale getirildiğini e, söylüyorsunuz. Hı -hı. Ne oldu, neler oldu? Tabii bunun hemen bir parantez açayım. Bu şu demek değil, usulsüzlükler normale döndü, işte gerçekten e, yasalardan aldığı yetkiyle hareket eden, kurallara uyarak hareket eden bir e, afattan bahsetmiyoruz. Bunların üzerinin örtüldüğü, hı hı. sayıştay denetçilerinin e, bir anlamda e, yapmayın diye talimatlarla yazmalarının önüne geçildiği hı. bir süreçten bahsediyoruz. Yani bu AFAD'ın gerçekten e, dürüst yasalardan aldığı yetkili görev yapmadığı yaptığının bir e, anlama gelmesin. Tabii şöyle, e, 2012 yılından 2017 yılına kadar... kadar Sayıştay yıl boyunca. her yıl ve devamlı e, artan bir şekilde, artan bir fütursuzlukla, hesap vermemezlikle, şeffaflıktan uzak bir yönetim sergilendiğini her yıl tek tek raporlamış. Demiş ki 2012'de ilk raporlamada burada bir usulsüzlük var. Yani daha doğrusu e, AFAD'ın görevi yaptığı harcamaları, faaliyetleri, bir esel, esas ve usul yani devlet kurumları böyle yönetir. Belli bir usule göre görev yapar. Ama hiçbir esas ve usul yok. Kafasına göre iş yapmış. Sayıştay burada uyarmış. Demiş ki bak sen kanunun sana verdiği yetkileri yerine getirmiyorsun. Uygulamaları yerine getirmiyorsun. Ve burada bir usulsüz bir yönetim var. Hmm. Uyarmış. Sonra 2013 ve 2014 yılına gelmiş. Çok ciddi kamu zararı tespit etmiş. İşi yargıya taşıyacağını söylemiş. Ama tabii e, yargı süreci olduğu için bunu mahkemeye sunacağını ifade etmiş raporlarda. Tabii biz bunlara ulaşamadık ama e, sonrasında da aslında herhangi bir veri yok. Yani bu süreç yargıya taşınmış mı, bu kamu zararı uğratanlardan rücu edilmiş mi? Bunlarla ilgili hiçbir bilgi bilmiyoruz. Sonra 2015 yılında e, AFAD'ın şöyle bir özelliği var Zeynel Bey, özel bir kanuna tabi. Çünkü adı üstünde acil bir durumda ani müdahale etmesi gerektiği için kanunla şöyle bir yetki verilmiş. Demiş ki sen bu tür durumlarda ister kendin harcama yapabilirsin, ister afetin olduğu kurumlara ayrı bir ödenekle bu parayı gönderebilirsin. Ama bir şartım var. Bu paranın gerçekten afet önlemek olabilir afeti telaf e, afetten sonra oluşan zararı yok etmek olabilir. Depremzedelere yardım olabilir. Bunun için harcanıp harcanmadığını denetleyeceksin. Ama 2015 yılında Sayıştay şunu tespit etmiş. İl özel idareleri ve belediyelere 62 milyon il özel idarelerine 148 milyon belediyelere para aktarıldığını. Ama hangi belediye? Bir belediye mi? İki belediye mi, yandaş belediyemi, gerçekten afetin olduğu ihtiyaç sahibi bir belediyemi, Hiçbirinin verisi yok. Sayıştay uyarmış. Demiş ki bana bunun ayrıntılı listesini vermen lazım. Ayrıca gönderdiğim belediyenin bunu nereye harcayıp harcamadığını kontrol etmen lazım. Tamam demişler. 2016'da yine aynısını yapmışlar. 2016'da da toplam 120 milyon lira para aktarılmış il özel idareleri ve belediyeleri. Ama kime, ne kadar, ne olduğu belli değil. Sonra 2017'de de devam etmiş bu olay. Ve 3 yıl boyunca bugünün parasıyla 2,5 milyon lira. Iki buçuk sadece 2,5 milyar, milyar mı? Iki buçuk katrilyon. katrilyon. Yani 2,5 buçuk Milyar. milyar lira. 3 yılda il özel idareleri ve belediyelere ne olduğu belli olmayan bir para aktarımı var. Ve biz bugün şu soruyu sorduk. Bizim aldığımız bir bilgiye göre bu belediyelerden bir tanesine afet sonrası gönderilen bu paranın bir konser için harcandı. Hmm. E yazık günah değil mi? Hangi belediye oldu belli mi? Biz biliyoruz ama onlardan bir açıklama bekliyoruz. Hmm. Hangi belediye olduğunu biliyoruz ama bunun doğru olup olmadığının bir an önce açıklanmasını istiyoruz. Sonra daha da aslında uluslararası boyut var. Birleşmiş Milletler'in yaptığı AFAD'a bağışın da nereye harcandığı belli değil. Yani Zeynep Bey hep diyorduk ya devlet AKP iktidarları döneminde çiftlik gibi yönetiliyordu. Çiftlik bile böyle yönetilmez. Çiftlikten daha beter. Bu kadar hesap vermekten uzak, bu kadar şeffaflıktan uzak ve bu kadar fütursuzca. Bakın 2000, sayışta 2012'de uyarıyor, 2013'te uyarıyor, 14'te uyarıyor, 15'te uyarıyor, 16'da uyarıyor. Hiçbirinin kulaklarının üzerine yatıyorlar. Bu cesareti nereden alıyorlar? Evet. Ve işin tesadüf yanı bu kadar usulsüzlük üstüne usulsüzlüğün tespit edildiği dönemde AFAD'ın başında kim var? Bugün yürütme adına hmm. bütçeyi sunan Fuat Oktay var. Fuat Oktay var. Şimdi siz görevde olduğu sürenin Yaptığı harcamalarının... Cumhurbaşkanı yardımcısı yani. Aynen. Hiçbirinin hesabını vermeyen, bakın veremeyen değil, vermeyen, vermiyor adam. Hiçbirinin hesabını vermiyor. Bu paralar nereye aktarılmış, kime aktarılmış, seçim için mi kullanılmış, konser için mi kullanılmış? Hiçbirinin hesabını vermeyen birini getirip bu ülkenin bütçesinin başına koyuyorsunuz. Hı hı. Ve biz diyoruz ki tıpkı örtülü ödenekte olduğu gibi AFAD'a gelen para belli. Ama çıkan paranın ne olduğu belli değil. Dolayısıyla AFAD bugüne kadar başkanlık sisteminin olduğu döneme kadar Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci örtülü ödenek olarak kullanılmıştır. Çok önemli çünkü tarihlerde o dönemlerde seçimler oldu. Belki Tabii. de seçimlere kullandılar bu yani yani örtülü ödenek dediğiniz zaman nereye kullandığı belli olmayan bir Tabii, e, para. Tabii buzdolapları da dağıtıldı seçimlerde bu ülkede. Evet. Ve Sayıştay raporunun bir tanesinde şunu söylüyor diyor ki e, çadırlarda hani afetzedeler için işte giyim, kıyafet, fırın, buzdolabı yardımı yapılacak. Neye göre? Ne olur? Afetzede gelir, ihtiyacı bir belge olur. Hiç Sayıştay aynı şu cümleyi kullanıyor. Depo sorumlusunun keyfine göre dağıtılmış. Akrabasına mı verdi? O mal da o çadıra girdi mi? Seçimlerde mi dağıtıldı? Satıldı mı? Ya Zeynel Bey işin en trajikomik yanı ne biliyor musunuz? Hadi taşın bunlar taşınır taşınırların hesabı. Taşınmazların hesabını tutmamış. Yani AFAD hangi ilde hangi binası var? Hiçbirinin kaydı yok. Yani o AFAD'ın bir binası olsa yani gelip birileri yerleşse Belki de Afat'ın bir sürü böyle boş 16. kullanılan yeri var. Hiçbirin kaydı yok çünkü. Ve onun dışında da yapılan ihaleler. Babalarını çiftliği gibi kullanmışlar resmen. Aynen öyle. Ee, yani diyorum ya, bak bir büfe dahi böyle yönetilmez. Devletin nasıl fütursuzca, nasıl hesap verilebilirlikten uzak yönetildiğinin bir göstergesi. Gerçekten hani hep diyoruz ya Türkiye çok büyük bir ülke. Ve işin bir ilginç yanı daha bugün yine açıklamamızda ifade ettik. Gizli belgesiyle bir ihale yapılıyor. İhale hangi esas, hangi ihale kanununa göre yapılıyor biliyor musunuz? Ülkenin milli güvenlik sorunu olduğu için gizli ibaresi yapıldığı söyleniyor. İş ne? AFAD binasının projelendirilmesi. Ya AFAD il binasının ne devletin olabilir? milli güvenliğiyle ne alakası var? Niye? Hesap sorulmasın diye. Çünkü o belgeleri açıklamak yasak. O belgeleri tespit etmek yasak. Programınıza da getirmedim ceza yemeyin diye. Zaten Rütük e, dört gözle bekliyor sizlere ceza ama keseyim sizde diye. Var. Ama bizde var ama o gizli olması gereken bir belge değil ki. Normal ihaleye girip hakkıysa alması gereken bir ihaleyi... ...devletin milli güvenlik sorunu haline getirip gizli yapmışlar. Çünkü alan firma... Bugüne kadar da zaten 2018'e kadar başbakanlıkla, 2018'den sonra da cumhurbaşkanlığıyla çalışan iktidara yakın bir şirket. Yani şimdi e, insani yardımların e, ön plana çıktığı, doğal afetler olduğu için insanların çok duyarlı olduğu ve bağışlarını yaptığı yer bu Hı -hı. AFAD aynı Hı -hı. zamanda. Aynı zamanda AFAD dediğimiz yer, e, eğer Birleşmiş Milletler sizin söylediğiniz gibi insani yardım fonlarından Hı -hı. E, yararlandırdığı, bir e, kurum aynı zamanda. Çünkü evet. gerekir. Bütün dünyanın desteklediği ve dayanışma içerisine girdiği durumlarda dünya o duyarlılığını gösterip AFAD'a yardım yapıyor. Hı -hı. Çünkü oradan e, e, Bu paralar nereye gitti o zaman? Nereye gitti bilmiyoruz. Yandaşa mı gitti? Seçimlere mi harcandı? Bir de işin ilginç yanı AFAD da uluslararası yardım yapıyor. Mesela diyor ki X ülkesine deprem oldu. Ben yardım gönderiyorum. Ne gönderdiğini bilmiyoruz. Kime, onun da gönderdiği, yok. Belli Kime değil. gönderdiği belli değil. Yurt dışına yardım yaptım şu kadar. Kime yaptın? Yok. Ne yaptın? Yok. Yani hiçbir şeyin hesabını hiçbir şeyin tutmamışlar. Niye tutmazsınız? Şimdi ben bir şeyi gizlersem onun hesabını tutmam. Hı hı. Ama bir şeyden çekinmez yaptığım her işin hesabını verebilirsem Tek tek tutarım onu. Yani tutmazsınız çünkü bunun hesabını vermeyeceksiniz. Aynen ona, ona öyle. güveniyor başında Fuat Oktay var diyorsunuz. Aynen öyle. İşte biz de ne diyoruz? Demek ki burası aslında bir anlamda usulsüzlükler, bu tür usulsüzlükler bürokraside aslında yolsuzluğun ön hazırlığıdır. Hı -hı. Yolsuzluğun bir şeklidir. Burada da çok ciddi bir usulsüzlük var. Bu işin sonu yolsuzluğa gider ve dolayısıyla da bu süreçte AFAD iktidarın örtülü ödeneği olarak kullanılmıştır. Bunun adını koydunuz aslında. Evet. Çünkü örtülü ödeneğin evet. hesabını vermiyor. Ee, eğer AFAD'a giden paraların işte mali mali şey yardımların hesabında vermediğine göre bunun da örtülü ödenek olabilir ancak dediniz. Aynen aynen öyle. Nereye gitti belli değil. Ama bulacağız. Devlette de hiçbir şey kaybolmaz. İktidara geldiğimizde bunların hepsinin dosyası açılacak, hepsinin hesabı sorulacak. Şüphesiz bağımsız mahkemelerde de gerekli işlemler, ihmali olan, kamu zararı yapan ya da görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyenler kimse bağımsız mahkemelerde elbette ki hesabını da verecek. Sonuçta bu paralar kimlerin cebindedir? Kim bilir. E, bu paralarla acaba seçimler finanse edilmiş edilmiş midir? Sizin de sorularınız buydu bugünkü basın toplantısında. E, ulusal ve uluslararası insani yardımlar kapsamında o düzenlenen kampanyalardan e, nakdi bağışlar toplandı. O paralar Hı. nereye gitti? Bunu da bilmiyor Sayıştay bu soruyu yıllarca sormuş. Tabii. Her hazırladığı dosyada ve raporda. Evet ve ne hikmetse 2018'den sonra Sayıştay hiçbir bulguyu Sormamaya başladı. Tırnak içinde bulamamış. Bulamamış. Peki diyorsunuz ki e, püri pak bir hale geldi 2018'den sonra. Hı hı. O ne demek? Yani e, sonuçta e, o, o o yıla kadar sorduğu soruları ondan sonra sormamaya başladı herhalde Sayıştay öyle mi? Soramamaya başladı. Soramamaya başladı. Çünkü iktidar sordurtmadı. İşte biliyorsunuz Sayıştay raporları meclise bile getirilmiyor son evet. dönemlerde. E, oraya da bir müdahale var. Dolayısıyla da işte devletin nasıl çürüdüğünün, her anlamda çürüdüğünün bir göstergesi ama az önce de ifade ettim. E, i̇stedikleri kadar gizlesinler. Hiçbir belge kaybolmaz. Bize bildirmedilerse illa ki bu... E, tabii bir de şöyle bir sıkıntı var. Mesela biz bu belediyelerden, belediye de bunu kendi bütçesine almıyor. Ayrı bir hesap üzerinden hmm. AFAD'dan alıyor. Dolayısıyla belediyenin de gelir gider cetvelinde gözükmüyor. Hmm. Ama bir şekilde o hesaplar günü geldiğinde açıldığında hepsi görülecek ve hepsinin tek tek hesabı sorulacak. Bir usulsüzlük varsa. Yani insanın aklı almıyor. Yani o öylesine önemli insani durumlarda müdahale etmesi gereken bir kurumu sonuna kadar kullanıp zenginleşmek amacıyla Maalesef. hiç kimseyi acımadan gitmesi gereken yerlere yardımları göndermeden işte yurt dışına gönderiyoruz dedikleri ama nereye gönderdikleri belli olmayan, hı hı. ne kadar gönderdikleri belli olmayan bir olaydan, hadiseden bahsediyorsunuz. İnsanın kanı donuyor hı hı. ama hı hı. cevap bulamamasının da doğrusu sıkıntısını çekiyor. Bütün bunların cevabını seçimlerden sonra bulacak olmanın da sabırsızlığını yaşıyoruz. Yaşıyoruz, aynen. Değil mi? Hatırlar mısınız geçtiğimiz günlerde bir tatbikat yapmıştı AFAD'de eee telefonlarınıza şu da, şu saatte mesaj gelecek evet, diye. 2 evet, saat 3 saat sonra gelen. Yani bu kadar beceriksiz çünkü belli ki zaten işleri bunları yapmak değilmiş ki. Farklı e, yerlere harcanıyormuş. Yani bu zaten o altyapının düzeltilmesi, işte ne bileyim çadırlı sayısının artması, insanların o konteynerlarda daha iyi koşullarda afet olduğunda yaşaması, acil müdahalenin daha hızlı, daha iyi yapılması gibi bir dertleri olmadığını sayıştay raporlarından görüyoruz. Hı hı. Değerli izleyiciler, eminim notlarınızı almışsınızdır çünkü e, Sayın Taşçıer çok önemli bir dosyayı açtı bugün hem e, düzenlediği basın toplantısında hem de ayrıntılarını bugün burada telebir ekranlarında vererek afet ve acil durum yönetimi Başkanlığı çok önemli bir kurum e, bu doğal afetlerde ya da işte çok acil durumlarda müdahale eden e, donanımlı olması gereken bir kurum oraya yapılan e, yardımlar mutlaka yurt dışından gelen yardımlar doğrudan oraya gidiyor. Tabii. E, çünkü onlar aracılığıyla bu yardımlar yapılıyor ya da işte müdahaleler yapılıyor. Onlar da o paraları nereye harcadılar? Hiçbir şeyini bilmiyoruz. 5 yıl boyunca dediniz ama 2018'den sonra da devam etti şüphesiz. Şüphesiz. Yani 5 yıl boyunca kulağının üzerine yatan her geçen gün daha da bu hesap verilememezliği arttıran bir kurum. Ne hikmetse 2018'de her şeyi pürü pak yapıyor. Mümkün mü? Bir de sayıştayın raporlarında şöyle bir e, zorunluluk vardır Zeynel Bey. Örnek veriyorum siz 2014'te rapor tuttunuz. 2015'te ne oldu? Yani onunla da ilgili bir altında hı hı. cevap yazmanız lazım. Ha ne olmuştur? Hepsi halloldu, hepsi yapıldı denmiştir. Hı hı. Ama göreceğiz. Evet. Hepsini açacağız tek tek bütün dosyaları. Hı hı. Evet. Gerçekten hep Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi dürüst namuslu bürokratların hiçbir endişesi olmasın. Görevini hukuktan alan, e, talimatla hareket etmeyen, vicdanı olan bürokratların hiçbir endişesi olmasın. Ama saraydan talimat alarak bulunduğu makamı kötüye kullanan, bulunduğu mevkiyi kötüye kullanan, vicdanıyla değil, aklıyla değil birilerinin çıkarı için hareket eden bürokratlar elbette ki biz hesap sormayacağız. Bunu da altın çizim. Bağımsız mahkemelerde hesap vermelerini sağlayacağız. Evet. Tabii sizin hesap sormanız ancak O da mahkemeler. bazen çünkü hesap yargı aracılığıyla hesap soracağız. Onu özellikle ifade ediyoruz. Çünkü biz bu iktidar gibi kendi mahkemelerimizi kurup işte e, talimatlarla hareket eden mahkemeler değil, bağımsız hareket eden mahkemelerin olmasını sağlayacağız ve gerçekten kim haklı kim haksız kim suçlu kim suçsuz o mahkemelerin kararı ile ortaya çıkacak seçimlerden sonra. Evet. Seçimler ne zaman? Biz bir an önce olmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten bu ülkenin artık AKP iktidarının yönetimine dayanacak gücü kalmadı. Ne ekonomik olarak ne psikolojik olarak, eğitimden dış politikaya, sağlıktan her alanda bir an önce seçime gitmek gerekiyor ama bunu bir siyasi mühendislikle kendi istedikleri bir tarihte yapmalarını da müsaade etmeyeceğiz. Şimdi iktidar 6 Nisan e, tam onların istedikleri 6 Nisan'dan sonra. <laughs> 6 Nisan sonra, normal seçim yasasının e, yürürlüğe, yürürlüğe gireceği tarih. Yasası. Şimdi bunlar ne yaptı Zeynel Bey? Seçilemeyeceklerini fark ettikleri için oyun başladıktan sonra oyunun kurallarını değiştirmeye başladılar. İşte yok barajı düşürdük çok kadar demokratız dediler ama bir sürü e, kendilerinin lehine olabilecek bir tablo yaratmaya çalıştılar. Yarattılar demiyorum. Hı hı. Ne yaparlarsa yapsınlar yaratamazlar çünkü. Bunu yaratmaya çalıştılar. Ve şimdi de dönüp diyorlar ki yani aklımızı alay eder gibi mevsim koşulları nedeniyle öne çekebilir. Yani Haziran'da kar mı yağacak? Ha gerçi şunu da söyleyeyim. Bugün Meral Akşener söyledi. Bu iktidar evet. döneminde bu ülkenin başına gelmeyen kalmadı. Yani gerçekten ee, hiçbir şey olmaz diyemiyorum ama halihazırda <laughs> da kar yağmaz. Neden yapıyorlar bunu? İşte kendi istedikleri bir tarihte seçim olsun diye. Tabii bu bize başka bir ayrıntıyı da gösterdi. Ne demişlerdi bu cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğinde? Cumhurbaşkanının meclisi feshetme yetkisi yok. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor. Şimdi daha geçen gün Hamza daha bir açıklama yaptı. Meclise götürürüz erken seçim talebimizi kabul etmezlerse Cumhurbaşkanı resmi gazetede bir kararname ile seçimi kendi istediği bir tarihi alabilir. Hı hı. Ne demek bu? Meclis seçim yapılmasın demesine rağmen Cumhurbaşkanı hayır meclis yapılacak demek ne demek? Meclis feshetmek demek. Dolayısıyla ne dedilerse yalan. Meclisi ne dedilerse algı de Cumhurbaşkanının adaylığını koyamayacağını e, kesin bir dille anayasa hukukçuları söylüyor. Söylüyorlar. Tabii o hukukçuların e, yapması gereken bir tartışma. Ama e, hiç önemli değil Zeynel Bey. Her koşulda ister Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olsun, ister başkasına aday göstersinler, ister zamanında yapsınlar, ister erkene alsınlar. Bu işin kaçarı yok. Bu iktidar gidiyor ve bu ülkeye demokrasi, hukuk, adalet geliyor. Şimdi Kesinlikle Ali İhsan Yavuz'un yaptığı bir açıklama var. Bu arada Karşı'yı değiştirelim artık çünkü başka konudan bahsediyoruz arkadaşlar. AKP'nin seçim tarihi ihtimalleriyle savaşı sürüyor. AKP'li Ali İhsan Yavuz diyor ki hani biliyorsunuz Ali İhsan Yavuz'u hiçbir şey olmadıysa mutlaka evet. bir şeyler olmuştur şeklinde. Çok önemli sözü olan bir Türk büyüğü. 18 Haziran'da yapılma ihtimali %30-40 diyor. 18 Haziran'da yapılırsa zaten hiçbir sorun yok ama e, Erdoğan e, aday olamaz ama Erdoğan'ın şimdi artık son dönemlerde söyledi birazcık öne çekiyoruz. Bu ne demektir herhalde Mayıs ayı? hem aday olamama ihtimalini şüphesiz düşünüyorlardır ki ben onu da zannetmiyorum. Çünkü karşımızda anayasa hukuk tanımayan bir iktidar var. E, kimi kime şikayet edeceksiniz derler ya hı hı. aynı öyle bir ortam. Hem yaptıkları bu zamların etkisi Haziran'a kadar kalmaz. Çünkü Türkiye çok ciddi bir ekonomik krizde. Her ne kadar asgari ücreti 8500 yapsa da emekliye %30 verse de işte e, birçok kendince konutlarda indirim işte yok otoyol geçişlerine zam yapmayacağım dese de bu ekonominin Haziran'a kadar sürdürülebilir hali yok. Onu da biliyorlar. Hı hı. Bu da tabii bir etken. Ve en önemlisi de yine siz şimdi Ali İhsan Yavuz deyince aklıma geldi. Bir açıklama daha yaptı Ali İhsan Yavuz. Üç sandık çıkabilir. Evet. Yani o referandum sandığı. Referandum sandığı. Şimdi ne diyorlardı bu başörtüsü, anayasa değişikliği teklifi gelince? Meclisten geçerse yok canım niye referanduma götürerim. Hı hı. E Daha görüşmeler olmadan, daha biz reddetmeden yani görüşmeyi kabul etmeden bu açıklamayı yaptı. Demek ki biz kabul etsek de, meclisten geçsek de, geçse de referanduma götüreceklermiş. Bu aklındakini aslında ifade etti. Şimdi kim samimiyetsiz? Demek ki AKP'nin derdi gerçekten kadınların başörtü sorununu çözmek değil. Bunu bir siyasi malzeme olarak kullanıp referanduma seçim sürecini böyle götürüp işte ekonomiden hiç bahsetmeden işte şöyle biz başörtüsü sorununu çözdük diyerek referandumda bunu bir siyasi e, kar olarak kullanma çabası olduğunu da açıklamalarından görüyoruz. Hani insanın fikri neyse zikri de odur derler ya <laughs> aynen öyle. Şimdi bugün Akşener siyasi grup toplantısında yaptığı konuşmada e, seçilebileceğin, 5 ayda seçilebileceğin herhangi bir tarih yok diye e, evet. mesaj verdi. Aslında altılı masa e, herhalde... E, artık seçimlerde mutlaka ve mutlaka bu iktidarın değişeceğine inanıyor ki bu türlü demeçler çok sık verilmeye başlandı. Sizin duygularınız nasıl? Yani mutlaka değişeceğine inanıyorsunuzdur da birinci turda mı ikinci turda mı böyle bir durumda hı hı. ne düşünüyorsun Çünkü HDP kendi adayını çıkarma ihtimalinden söz ediyor. Hı hı. İşte altılı masanın çıkarıcı aday acaba HDP'nin oy verebileceği seçmenlerine hadi gidin oy verin diyebileceği bir aday olur mu? Hı hı. Ya ben şöyle ben ilk turda bu seçimin biteceğini düşünüyorum. Çünkü artık ülkenin gerçekten vatandaşların dayanacak bir gücü kalmadı. Ama tabii ki her siyasi partinin kendi adayıyla çıkma gibi bir son derece demokratik bir hak. Dolayısıyla da nasıl bir süreç olur? Hani ikinci tura kalır mı? Çok zannetmiyorum. İlk turda ben bu işin biteceğine inanıyorum. Şeyden yana endişem yok Zeynel Bey. Gerçekten bunlar gidiyorlar. Ve seçimi biz alıyoruz. Benim asıl Ondan sonrası beni ilgilendiriyor. Neden biliyor musunuz? Az önce hep anlattık ya. Devlette de çok ciddi bir çürüme evet, var. Evet, Onu ayağa kaldırdı. Önceden doğru. hep şöyle denirdi. Ya iktidarlar gelip geçidi devlet baki. Ama bu çürüme için gerçekten bizim bizim gibi düşünenlerin, yani bu ülkede demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, adaletin gelmesini savunanların bu ülkenin başına geçmesi gerekiyor. Çünkü daha fazla dayanacak gücü kalmadı bu ülkenin. Çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve ikinci yüzyıla bu anlayışla e, iktidarda olan bir yönetimin gelmesi gerekiyor. Bu nedenle de bu seçim çok önemli. Ben kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Biz hazırız, kadrolarımız hazır, ittifak olarak hazırız, altılı masa olarak hazırız. Kimsenin endişesi olmasın hani o geliyor gelmekte olanı hasbel kadar söylemiyoruz. Güzel günler geliyor, mutlu günler geliyor. Çocuklarımızın gelecek gençlerimizin gelecek kaygısı yaşamadığı, çocuklarımızın okula mutlulukla gittiği, yarının endişesini yaşamadığı, annelerin babaların huzur içerisinde işlerine gittiği, evlerine sıcacık evlerine döndüğü bir Türkiye'yi hep birlikte yaratacağız. Gamze Taşcılar çok çok teşekkür ederim. En azından hani o doğal felaketlerde, doğal felaketlerde. E yaraları sarmak için kurulmuş olan, insanların acılarını paylaşmak için kurulmuş olan AFAD gibi kurumlarda yolsuzluk, usulsüzlük, para düşkünlerinin olmayacağı bir Türkiye hayali kuruyorum. Evet. Ee, umarım dedikleriniz gerçekleşir. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ Ben teşekkür olun. ediyorum. Çok çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Gabçe Taşcıer'le birlikteydik. Çok önemli bir dosya açtı. O dosyayı mutlaka ve mutlaka siz de yazılı bir şekilde halinde okuyun. Çünkü öylesine usulsüzlükler, yolsuzluklar